500 yaptık. Değil mi? Ha gayret. Buralarda harf bile almayacaksınız. Son 5 harfli cevaptı. Günün ilk aydınlığı. İmsak. Hayır, 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 hayır. İlk aydınlığı. Günün ilk aydınlığı. Söker ya bu hani, söker bu. Güneş. Günün ilk aydınlığı. Aynı zamanda isim olarak da kullanılır. Erkek ismi daha çok ama kadın da tanıdım ben bu isimle. Ben bir harf alayım mı? Almayın. Almayayım. Burada günün almayın. İlk aydınlığı. Günün ilk aydınlığı. Şimdi asker jargonuna da dalmak istiyorum ama kafanızı iyice karıştırmak istemiyorum. Günün ilk aydınlığı. Günün ilk aydınlığı. Söküyor. Ne söküyor? Güneş söküyor da ne anlamadım. Güneş söküyor demezler yahu. Ay gelmiyor, hiç gelmiyor. Aynı zamanda isim. İsim tamam. İsim yaygın. Süre gidiyor. Daha çok erkek ismi. Ya tanla alakalı bir şey dedim. Alalım mı harfi? Alalım. Aldık o harfi. Alalım. Ortada bir F harfi. Ay hiç gelmiyor aklıma ya. Günün ilk harfi. Askerlikte de hani gün sayarlar ya. Şafak. Ah keşke oraya girseydim ya. Ben bunu ilk başta düşündüm de aklınızı karıştırırım diye yaklaşmadım. Siz bana o tarz yerlerden şey yapabilirsiniz, hatırlatabilirsiniz. Neyse bir tane harfe mal oldu. Süremizin de büyük bir kısmını aldı götürdü. Evet. Hızlı devam edelim efendim. Şuna dikkat. Efendim öfke, kızgınlık bu anlamlarda yine Arapça kökenli bir sözcük. Kullanılıyor yaygın. Öfke, kızgınlık anlamı. Öfkelenmek, nokta nokta lenmek. Asabiyetle alakalı bir şey. Aynen böyle bakın. Öfkelenmek, nokta nokta lenmek. Sinirlenmek olmuyor. Harf alacağım bir tane. Yapmayın. Burada da mı aldık? Aldık bir tane daha. Aldım, durduralım. Aldım. Durduralım. Öfke kızgınlık anlamında. Öfke kızgınlık anlamında. İstiklal Marşımızda geçiyor. Hepsini şey yapıyor. Hepsi yok. Ama yani öfkeyi, kızgınlığı düşünün. Hiddet. Bu ne hiddet bu celal değil mi? Altı harfler. Bu daha kolay olan. İnşallah. Gelsin. Tinsel ve pisişik. Aynı zamanda psikolojik. Bu sözlerin eş anlamlısı. Ruhsal mı? Olur mu? Olur. Çok güzel. Hadi bakalım. Yedi harfler efendim. Buyurun geliyor. Uzun sorusu var. Olmayanı var etme özelliği doğrultusunda tanrı anlamında kullanılır bu sözcük. Yaratıcı. Yaratmak. Hadi yedi harflisi lazım bize. Yaratan. Durdurduk. Yaradan 700 puan değerinde. Arapça kökenli bir kelime, aynı zamanda şarkısı var. Ah. Pek meşhur. Bir bakın. Birinin kötü bir duruma düşmesi dileğini gönlünden geçirme veya açıkça söyleme. Arapça kökenli bir kelime. Birinin kötü duruma düşmesi dileğini gönlünden geçirme. Ya da açıkça söyleme. Temenni mi? Yok. İnşallah olmuyor. Yani böyle başına şunlar gelsin. Beddua gibi. Durdurdum. Nokta nokta etmek. Beddua mı? Bedduayı ben söyledim zaten. Evet siz söylediniz. Şarkısı var demiştim, onu düşünün. Hakaret. Hakaret diye şarkı mı var? Kan tükürsün adını bensiz anan dudaklar. Ah etmek. Ah etmek değil o şarkının ismi. Kan tükürsün. Beddua etmek, ne etmek? Aman bak nokta nokta etme, döner seni bulur filan derler hani. Beddua ah. Ne etme derler. Döner seni bulur. Ay yok, takıldım, yok olmuyor. Beddua ah. Ne etmek? Zamparaya döndü bu da. Ne etmek? Ne etmek? Ne etmek? Ne etme? Ah etmek. Aman etme. Beddua etme. Aman nokta nokta etme kimseye. İntizar.